Son kısımdaysa, son bölümde ise bu 7500 lira meselesiyle ilgili yine iktidara oldukça yakın bir isim Hacı Yakışıklı'nın bir tweet'i oldu. Orada da yani gelişi güzel atılmış bir tweet olduğunu görüyorum. Hacı Yakışıklı şöyle bir şey paylaşmış. Diyor ki emekli zam oranı %25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 7500 TL'den 9375 liraya yükseldi. Beklenti 10 bin eşiğinin bir miktar aşılması yönündeydi. Seyyanen ek artış emekliyi rahatladır. Aksi takdirde eleştirilerin arkası kesilmeyecektir. Bakın o da söylüyor. Yani o da %25 meselesine değiniyor ama Hacı Yakışıklı'nın tweetinde başka bir şeye bakacağız. Burada şöyle bir hesap yapmış. 7500 lira işte 9375 liraya yükseldi demiş. Bunu nasıl hesaplamış? Burada da bir yanlışlık var. İşte hemen 7500 liranın üzerine %25'i eklemiş. Hop öyle bir şey yapmış. Yani en düşük emekli maaşı böyle bir şey değil. En düşük emekli maaşına böyle bir basit matematik hesabıyla %25 ekleyerek yükseltmiyorsunuz. Oradaki parametre farklı işliyor. Yani en düşük emekli maaşı hazineden karşılandığı için emekli maaşlarına yapılan bir zam değil. O yüzden Hacı Yakışıklı'nın bu açıklaması Plan ve Bütçe Komisyonu'nda böyle bir şey olmadığı için doğru değil. Yani 7500 liranın 9375 liraya yükseldiği bilgisi hani düz bir matematik hesabıyla yapılmış ama doğru değil. Ha bu şu anlama da gelmez. Yükselmeyecek 7500 lira çıkmayacak anlamına gelmez. Ki yükselmesi anlamında da bir beklenti oluştu. Bana sorarsanız şu anda iktidara yakın isimlerin attığı bu tweetlere, bu tepkilere bakınca ben anlıyorum ki yani bir hazırlık içerisine girilmiş. Bilginiz olsun yani onu buradan ben en azından kokluyorum yani izlediğim, gördüğüm yazılardan bunu anlıyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde netleşir. Önümüzdeki hafta başlangıcında netleşir. Onu söyleyeyim size. Konuyu toparlayacak olursak son kez hani bu konunun başlığını sabaha bırakmak istemedim. Çünkü yani deli gibi mesaj geliyor ve insanlar yani bilmiyorum bu EYT süreci aklıma geldi de EYT sürecinde de bu kadar çok yanıltıcı bilgi paylaşılıyordu. Allah herkese sabır versin diyecek bir şey yok. Yani bu belgeye baktığınızda iki A ve B maddesi var. A maddesinde sadece dikkate alınmış. O maddede 2023 öncesi aylıkları bağlananlara %25 verilecek denmiş. Hop haber oradan yapılmış. Ama bir B maddesine de bakılsaymış yani B maddesinde de diyor ki 2023 yılında bağlananlar da dahil gibi bir sonuç çıkıyor. Yani bir problem yok. Hani bu şeyi okuduğumuz zaman imza atanlar da AK Partili vekiller. Zaten şu anda izleyicilerimizden de görüyorum yansımış diye mesela işte Ekrem Bey yazmış. E-Devlet'ten baktım şimdi %25 verilmiş görünüyor diyor. Bir problem yok. Bu haberlere yani şey yapmayın, itibar etmeyin. Daha önceki yayında da söyledim. Durum bu değerli izleyenler. Gecenin köründe bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Valla bana sorarsanız olumsuz bir tablo görünmüyor. Tabii ki bu ekonomik koşullarda ne %25 ne %30 ne fazlası yetmez ama benim gözlemlediğim kadarıyla muhtemelen daha da artar bu şey emekli maaşı. Orada da Cumhurbaşkanı'na söz kalacak. Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı'nın çalışmaları sonucunda bu açıklamayı yapacaktır. Ne zaman yapacaktır? İşte bu 27'si tarihi önemli bir kriter. Çünkü 27'sine kadar meclis çalışacak. O tarihe kadar yeni bir şey karşımıza çıkar diye tahmin ediyoruz. Valla bakın gecenin bu yarısında yayın yapıyoruz. Bunları anlatıyoruz. Yok %25 verilecek mi verilmeyecek mi meselesi. İşte TÜİK görüyorsunuz yani TÜİK'in açıkladığı bu rakam nelere sebep oluyor? TÜİK doğru rakamları açıklamış olsaydı enflasyon rakamlarını gerçek sizin hissettiğiniz hayattaki hissettiğiniz rakamları açıklamış olsaydı ENAG baz alındığında zaten %50 zam almış olacaktınız. Maalesef bunları yaşamıyoruz. Ben de burada anlatmaya çalışıyorum. Özeti bu değerli izleyenler.